2-1. Merhaba arkadaşlar. Bugün de torkla alakalı sorular çözelim diye karşınıza çıktım. Şimdi demiş ki ağırlıkları sırasıyla G ve 2G olan eşit bölmeli düzgün kendi işlerinde türleşiyor. KL ve MN çubukları. Şimdi KL çubuğunun ağırlığı G kadarmış. O zaman K'nın ağırlığını buradan aşağıya yani orta noktasından aşağıya doğru yazacağız. Bu neden bu şekilde yazıyorum? Eşit bölmeli düzgün türdeş diyor. O yüzden. Mesela bu eşit bölmeli ama türdeş olmayabilir sorularda. Devam edelim. MN'nin ağırlığı da 2G kadarmış. MN'nin ağırlığı da 2G kadar imiş. Tamam. Dengeledir diyor. Buna göre ip gerilmeleri arasındaki ilişkiye büyüklük ilişkisi nedir diye soruyor. Şimdi torkta şöyle bir şey var. Bir noktayı sabit olarak düşünürsünüz. Ondan sonra oraya göre de tork alabilirsiniz. Mesela MN için başlayalım. MN için herhangi bir noktayı tork olarak alabilirsiniz. Mesela şurayı tork olarak aldığınız zaman burası ip değil de mesela T4 olsun. T4 ile T3 ip gerilmeleri birbirlerini dengelemiş. Çünkü T4 saat yönünde çeviriyor. T3 de saat yönünün tersine doğru çeviriyor. Bu noktaya göre tork aldığımız zaman şöyle bir şey diyeceğim. Mesela T4 çarpı 2 birim. Ondan sonra da T3 çarpı yine burada 2 birim oldu. Şimdi burada hep 2 ile çarptığımızdan dolayı 2'ler gitti. T4 ile T3 birbirlerine eşit oldu. Değil mi? O zaman şuraya da biz T3 yazabiliriz. Değil mi? Şimdi bundan sonra da şöyle bir kural var torkta. Denge kanunundan kaynaklı olarak sistemler dengede olduğundan dolayı. O zaman yukarıya doğru olan kuvvetler aşağıya doğru olan kuvvetlere eşit. Yukarıya doğru olan kuvvetler 2 tane T3. O zaman 2 tane T3'ü yazdım. O zaman aşağıya doğru olan 2G'ye eşit oldu. O zaman T3 dediğimizde G ağırlığına eşit olması gerekiyor. Yani artık T3 veya ip değil de G yazabilirsin. Bunları yazdık. Şimdi o zaman kafadan T3 çıktı. Yani T3 de şuraya G kadar oldu. Bu bir. Geliyorum diğer tarafa. Şimdi burada yine herhangi bir noktaya göre tork alabilirsiniz. Şimdi bunlar arkadaşlar hani şunu diyebilirsiniz belki. Açılı etki ediyor hocam diyebilirsiniz ama her birisinin kosinüsü veya sinüsünü aldığınız zaman işte T1 çarpı kosinüs alfa, işte G çarpı kosinüs alfa, T3 çarpı kosinüs alfa, T2 çarpı kosinüs alfa olacak. O yüzden her biri arkadaşlar kosinüs alfalı çarpıldığından dolayı o değerleri yazmanıza gerek yok. Şimdi o zaman herhangi bir yere göre tork alalım. Mesela T1'e göre tork aldığımız zaman ne var? Aşağıya doğru çeviren yani saat yönünde çeviren 2 tane G var. Yukarıya doğru da T2 ip girmesi var. O zaman sistem dengedeyse T2 bunları dengeliyor tork olarak. Şimdi bakalım. Şimdi G çarpı 2 bölme var. Tamam. G çarpı 2 artı burada T ip demiştik, sonra T3 demiştik, sonra en son G olduğunu bulduk. G çarpı, buraya olan uzaklığı 3 birim. G çarpı 3. Bu da neye eşitmiş arkadaşlar? T2 çarpı 4 birime eşitmiş. Şimdi o zaman şurada arkadaşlarım 5G var. 5G eşittir 4T2'ye. O zaman T2 dediğimiz olayda 5G bölü 4 olacak diyeceğiz. Burada herhangi bir sıkıntı yoktur diye düşünüyorum. Şimdi T2'yi bulduk. T1'i bulurken de iki yöntem kullanabilirsiniz. Birincisi şu. Sistem dengede olduğundan dolayı aşağıya doğru olan kuvvetler yukarıya doğru olan kuvvetlere eşit olmak zorunda. Bu bir. O zaman şimdi aşağıya doğru 2G varsa yukarıya doğru da 2G olması gerekiyor. O zaman şunu söyleyebilir miyim ben? T2 yerine 5G bölü 4 yazdım. Aşağıya doğru 2G vardı. Yukarıya doğru da 2G olması lazım. 5G bölü 4 burasıysa o zaman 2G'ye tamamlayan 3G bölü 4 T1 olması gerekiyor. 3G bölü 4. Şimdi bu şekilde diyebilirsiniz. Veya
Hocam ben sana inanmıyorum dersen de şuraya yine merkez olarak alırsın. T1 çarpı 4 birim yine torklarını alarak yine dengeyi oluşturabiliriz. Tamam, hadi ben de kendime inanmamış olayım. Yine bakalım. Şimdi arkadaşlar T1 çarpı 4 birim ne eşit oldu? Diğerlerinin torkuna eşit oldu. G çarpı 1 artı G çarpı 2'ye. O zaman topladığımızda 3G oldu, 4T1. 3G eşittir 4T1 ise T1 eşittir 3G bölü 4. Çıktı. Olay bu. T1 3G bölü 4, T2 5G bölü 4, T3 de G'ye kadardı. Yani burada en büyük olan T2 oldu. T2 en büyük. Sonra T3, sonra da T1 oldu diyeceğiz. Olay bu şekilde değil.